Tatlar mutfağımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere düdüklüde lokum gibi etli karışık dolma tarifi vereceğim. Malzeme listesine geçmeden önce şöyle göstermek istiyorum size. Kaburga etlerini önce düdüklüğün altına koydum. Üzerine dolmaları yerleştireceğim. Düdüklüde böyle hem zamandan tasarruf hem de gerçekten lokum gibi pişiyor. Ben düdüklüğü tercih ediyorum. Malzeme listesine göz atalım. Şöyle bir miktar doğranmış kuzu eti kullanacağım. Pirinç, bu miktarları kullandığınız oranlara göre değiştirebilirsiniz. Ben şöyle fazlaca yapacağım. Patlıcan, kırmızı biber, kabak ve yaprak sarmasından yapacağım. Bunun için 3 su bardağı pirinç kullandım. Domates sosu, biber salçası ve domates salçası. Soğan, 2 tane doğranmış soğan. Yalnız soğanı mutlaka doğramanızı tavsiye ederim. Robottan çektiğiniz zaman veya rendelediğiniz zaman böyle dolmada acı bir tat veriyor. Sarımsak kullanacağım. Baharatlarım var. Pul biber, kimyon, kırmızı toz biber, karabiber ve tuz. Ayrıca nane. Nane ne kadar bol olursa o kadar lezzetli olur. Limon, sumak, nar ekşisi ve zeytinyağı. Bu kullandığım malzemelerin hepsi çok önemli. Dolmanızı çok çok lezzetli yapıyor. Mutlaka hiçbirini eksik kullanmayın. Hemen yapım aşamasına geçelim. Önce iç harcını hazırlayalım. Şöyle salçaları karıştırma kabına alıyorum. Pirinci en son katacağım. Önce tüm malzemeleri güzelce birbiriyle harmanlayacağım. Pirincin içerisinde daha güzel karışsın diye. Domates sosunu ilave ettim. Şöyle bunları güzelce bir karıştırayım. Üzerine bir miktar önce zeytinyağı ilave ediyorum. Şöyle zeytinyağımız da biraz bol olsun. Şöyle bir miktar nar ekşisi ilave edeceğim. Yeterli. Biraz limon. Limonunuz yoksa nar ekşisini daha bol tutabilirsiniz. Şöyle yarım limonun hemen hemen hepsini sıktım. Çünkü kullanacağım malzeme gayet bol. Patlıcan, biber, kabak ve yaprak. Bunları oldukça bol kullanacağım. Şimdi baharatları katıyorum. Önce naneyi katayım. Sumağı katıyorum. Karabiber. Baharatları tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kırmızı toz biber. Kimyon katıyorum. Kimyon da güzel bir lezzet veriyor. Ve pul biber katacağım. Yeterli. Daha çok acılı yapmak isterdim ama 2 tane küçük oğlum var. Maalesef çok acılı yapamıyorum. Şöyle güzelce harmanlıyoruz. Tuzunu da katacağım. Şöyle yeterli. Soğan. Sarımsak ve eti katacağım. Bunları da güzelce karıştırıyorum. En son pirinci katacağım. Eğer bu şekilde yaparsanız sos, hazırladığımız sos pirincin içerisinde daha güzel karışacak. Şöyle güzelce harmanlayalım. İç harcı hazırladım. Güzelce harmanladım. Eşit olarak her yerine dağıldı. Şöyle göstereyim size. Gerçekten görünüş bile mükemmel. Şimdi hemen kabak, patlıcan ve biberleri hazırlayalım. İç harcı hazırlarken şöyle bir ocağa tencereyle su koydum. Kaynıyor. Kuru dolmalıklarımı şöyle içerisine atıyorum. Bastırıyorum ve yumuşayana kadar burada tutuyorum. Daha sonra bunları süzgeçe alacağım. Kuru dolmalıklar yumuşadı. Bir 5 dakika tutmanız yeterli. Bunları şimdi şöyle bir süzgeçe alacağım. Diğerlerini atacağım. Bu arada
Patlıcan kurutması, kabak kurutması, bunların tarifleri yani nasıl kurutuldukları YouTube kanalımızda var. Linkin açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ben diğerlerini de haşlayacağım bu şekilde. Sonra devam edeceğiz. Kuruları haşladık. Şöyle dolduracağım şimdi. İsterseniz elinizle de doldurabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Tam doldurmuyoruz. Ağız kısmında biraz boşluk bırakalım. Çünkü pirinçler şişecek. Şöyle yapıştıralım ve bu şekilde tencereye koyalım. Bakın kolayca zaten yapışıyor şöyle bastırınca. Şöyle koyalım. Böyle birbirlerine ağızlarını kapatacak şekilde yapacağız. Onu göstereceğim size. Bu da kabak. Bunu da şöyle yapalım. Şu şekilde tencereye koyalım. Bakın şöyle birbirlerinin ağızlarını kapatacak. Yani birbirlerinin üstüne gelecek şekilde hepsini böyle yapacağız. Yaprakları da yine saracağız. Şöyle yaprağı da damar kısmı üste gelecek şekilde. Biraz iç harcımızdan koyalım. Yine çok fazla koymayalım ki şişecek çünkü pirinçler. Şöyle güzelce kıvıralım. Şu şekilde tenceremize yerleştirelim. Şöyle tencerenin bir kısmına şöyle kuruları koyacağım. Bir kısmında yaprakları koyacağım. Hepsi bittikten sonra görüşeceğiz. Evet, dolmaları ve yaprağı güzelce doldurdum. Şöyle tencereye yerleştirdim. Şimdi bunu kenara alalım ve sosunu hazırlayalım. Sosu için iç harcı hazırladığım kaba tekrar salça ilave ettim. Yaklaşık 2 yemek kaşığı. Şöyle bir miktar sıcak suyla önce çözeceğim. Evet, salçayı çözündürdük. Şöyle bir miktar tekrar bir limon sıkacağım. Kalan limonun gerisini de sosu için yapacağım şöyle. Tekrar biraz tuz ilavesi yapacağım. Çok değil. Yeterli. Ve tekrar sıcak su ilave ediyorum şöyle. Şimdi bunu dolmaların üzerine ilave edeceğim. Çok az daha ilave ediyorum. Dolmaların üzerine çıkacak kadar su ilavesi yapıyorum yani. Şöyle biraz sallayalım. Tam suyu yerleşsin. Yeterli. Şimdi üzerine bunlar pişerken kaynadıkça böyle yukarı çıkmasın diye bir tane tabak kapatacağım. Şu şekilde bastırıyorum. Ve bunun kapağını kapatıp ocağa koyacağım. Ocakta böyle normal ateşte yaklaşık 1 saat kadar pişecek. Zaten düdüklü çabuk pişiriyor. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Evet. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Dolmalar düdüklüde şöyle 1 saat gibi bir sürede pişti. Suyu vesaire hiçbir şeye kalmadı artık. Bunu şimdi şöyle servis tepsimi alacağım ve servise sunacağım. Şöyle tepsime güzelce hepsini dizeceğim. Dizdikten sonra devam edeceğiz. Evet, kuru dolmalarımız servise hazır. Benden size tavsiye, eğer kuru dolma yapacaksanız altına mutlaka kemikli bir et koyun. Gerçekten böyle o kemiğin yağları, tadı, her şeyi dolmaya geçiyor. Mükemmel bir lezzet oluyor. Neler var? Kabak, patlıcan, biber kurutmaları ve yaprak sarması yaptım. Etlerim de harika pişti. Hepsi ayrı ayrı güzel pişti. Görüyorsunuz, bakın nasıl kemiğinden ayrılıyor. Kurularımız, sarmalarımız da lokum gibi pişti. Düdüklü tencerede hem zamandan tasarruf oluyor hem de böyle yumuşacık pişmiş oluyor. Umarım bu tarifimden memnun kalmışsınızdır. Beğen ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki tarifte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.